Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere bir yılbaşı makyajı yapacağım. Bu yapacağım ilk ve tek yılbaşı makyajı olacak. Daha fazla yapmayacağım çünkü zaten bütün makyaj youtuberları yılbaşı makyajı yapacak ve ben de bir sürü yapmama gerek yok. Bir tane model var hakkında, onu yapacağım ve umarım beğenirsiniz. Saçım şu anda yağlı gibi duruyor olabilir ama asla yağlı değil. Yaklaşık 2 gün önce keratin bakımı yaptırdım ve keratin saçları düzleştiren bir şey bayağı etkili olduğu söyleniyor. Bilmiyorum, işte bakacağız. Yaptırdıktan sonra saçınızı 2-3 gün yıkamamanız gerekiyor. Bugün ikinci gün ama ben garanti olsun diye 3. günde yıkamayacağım. Yani yarın yıkayacağım, o zamana kadar da böyle biraz basık gibi duruyor ama yani saçım şu anda o kadar düz ki ve hani hiç düzleştirmedim, hiçbir şey yapmadım ve 3 gündür bu şekilde ve bunun vaadi de saçınızı yıkadıktan sonra sadece böyle fön makinesiyle kuruttuğunuzda dümdüz oluyormuş ve hiç kabarmıyormuş. Umarım benimki de etkili olur. Hadi şimdi makyaja geçelim. Saçlarımı şöyle kulak arkasına bile atamıyorum. O yüzden böyle durmak zorunda. Çünkü şekil alıyormuş o şekilde. Çok ağır bir makyaj yapmak istiyorum. Böyle partiye gidecek olanlar varsa, ev partisinde konsept varsa bilmiyorum ama tabii ki böyle kırmızı renkleri kullanacağım. Ben bordoyu seçtim ve göz makyajına yoğunlaşacağız. O yüzden şimdi gözle başlıyoruz. Maybelline Instant Age, Anti-Age kapatıcısından göz kapağıma uyguluyorum. Palet olarak Pink Elise'in Natural Eyeshadow paletini kullanacağım. Bu renkler çok güzel ve ben bunu çok güzel bir fiyata aldım. 35 liraya ne almıştım indirimden. Buradaki önce şu ten rengini göz kapağıma uygulayacağım. Ondan sonra şu kahveyle gölge vereceğiz. Sonra bordolar falan filan için içine girecek zaten. Karıştırma fırçasını önce ten rengini alıyorum. Sonra bu sütlü kahveyi alıyorum ve gözümün dış kısmını uyguluyorum. Bu arada sen yılbaşında ne yapacaksın diye soracak olursanız, umarım ki son olur ama bu yılbaşına da ders çalışıyor olacağım. Çünkü bizim sınavlar tam böyle yılbaşından sonra başladığı için genelde hep böyle ders çalışırken geçiriyorum ve şimdiye kadar hiç yılbaşını dışarıda geçirmedim. Hep evde ya arkadaşlarımızı davet ediyoruz ya biz bir yere gidiyoruz falan ama hep evde ve aileyle oluyorum genelde. Bu yılbaşında da aynı olacağını düşünüyorum. Ve son senem, çok ders çalışmam lazım o yüzden hiçbir yere gidemem. Buradaki bu grimsi tonu alıyorum. Metrozi rengi. The Mal Meet Matrimony paleti. Bunu da böyle birazcık gölge veriyorum. Bazen bana da oluyor. Video izlerken birinin saçı öndeyse böyle tutup onu şöyle kulağın arkasına yapıştırasım geliyor. O yüzden ben de yapacağım ondan. Umarım 5 dakikadan bir şey olmadan. Buradaki bu matte kumar rengini alacağım. Şöyle uyguluyorum. Met Ahmet rengini alıyorum. Siyah. Bunu gözümün dış kısmına uyguluyorum. Kırmızı bir far var bende. Flamer'ın paletindeki. Bunu böyle gözümün ön kısımlarına uyguluyorum. Çünkü yılbaşı demek kırmızı demek. Ve kırmızı rujdansa ki öyle bir makyaj yapmıştım. Belki de seneler önce. Hani bu sefer böyle gözde kırmızıyı daha güzel buluyorum. O yüzden de böyle uygulayacağım. Ve göze kırmızı uyguladığınızda ve kırmızı tonları, yani gözünüz ne kadar koyu olursa olsun böyle bir elalık katıyor, bir sarılık, böyle göz rengini çok belli ediyor. O yüzden de çok daha fazla seviyorum. Bunu da böyle karıştırıyorum. Siyahlığı birazcık da arttıracağım. Makyaj yaparken biraz sohbet edelim. 2018 benim için nasıl geçti? 2019'dan beklentim ne falan gibisinden. Şöyle 2018 ya benim hayatımdaki en sıkıcı yıl olabilir. Ya o kadar sıkıcıydı, o kadar sıradandı ki her şey. Ya 2019'dan tek dileğim böyle güzel anlamda hayatımda artık değişik şeyler olsun, biraz heyecan olsun. Kötü bir yıl değildi. Hani huzurluydum. Böyle kötü hiçbir şey olmadı ama
yani benim açımdan kötü bir şey olmadı. Çevremde kötü olayları yaşayan oldu. Onlar beni etkiledi. Evet, ama benim kendi içimde hiçbir şey olmadı ve hani kötü bir şey hiç kimseye olmaz. Umarım çok güzel bir yıl geçirirsiniz hepiniz, ama yani biraz böyle bir heyecan olsun. Biraz daha farklı şeyler olsun. Okulum bitsin. Güzel bir meslek hayatıma olsun, onu adım atabileyim. Böyle dileklerdi bakalım. Umarım hepimiz için en güzeli olur. Bu yıl okulu ve YouTube'u saymazsak, gerçekten yazın güzel bir tatil yaptım. Ailemle güzel vakit geçirdim. Arkadaşlarımla olsun. O açıdan güzeldi evet, ama kışın, özellikle sonbahar, geçen kış. Ya böyle hani Allah'ım, günler çok çabuk geçiyor. Böyle ne yapıyorum belli değil. Neler oluyor o belli değil. Ya böyle çok şey, beni umarım anlıyorsunuzdur şu anda. Yani o yüzden böyle daha farklı olsun istiyorum 2019. Umarım seneye bu videoyu inşallah çekiyor olurum yine ve o zaman öyle çok güzel şeylerden bahsediyor olurum 2019'la ilgili. Sizin nasıl geçti yılınız? Siz de yazın. Konuşalım aşağıdan. Bakın bu geçişler güzel oldu. Göz altına geçmeden önce cilt makyajına geçelim. Fleur Mar'ın Glam Strobing kremini uygulayacağım. Bunu böyle yüzüme yayıyorum. Çünkü böyle parlak, güzel böyle bir cildimiz olsun. Olmasın mı? Fondöten olarak L'Oreal Infallible 24 saat kalıcı fondöteni uygulayacağım. Bu arada bu hafta ben Antalya'daydım. Daha dün döndüm. Geçen perşembe gittim. İşte pazartesi döndüm. Çok kalamadım. Orada halamlar oturuyor. Oraya gittik işte gezmeye. Ki en son böyle üniversitenin ilk senesine gitmiştim. Yani bayağı olmuştu. Orada gezdik. Bayağı güzeldi. Ve zaten evdekiler falan da aynı şeyi söylüyor. Şimdi Antalya'da kuaförler falan çok uygun fiyatlı, tamam mı? Yani mesela oranın kira bedeli falan da düşük ya. Yani hani ne bileyim, bir manikür 15 lira. İşte bir fön 15 lira falan. Hani İstanbul'dakine nazaran bayağı uygun fiyatlı. İşte keratin bakımı olsun, manikür falan olsun. İşte hamama falan gittik. Baya böyle hani gezmeye de gittik ama hep böyle şeydi yani, bakımlarla geçti. Orada da aslında başta vlog çekmeye başladım. Yani vlogla böyle işte uçağa bindik giderken orada birkaç gün çektim falan. Ondan sonra böyle vlog bana çok kopuk kopuk geldi. Bir de hani fark ettim. Şimdi vlog çekeceğim diye böyle hiç kendim bir şey yapamıyorum. Sürekli güzel bir yer bulup orayı böyle çekme stresine girdim. Öyle olunca da dedim ki yani çekmeyeyim. Zaten story'de paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip ediyorsunuzdur artık. Ayıp yani. Orada paylaşıyorum böyle bir yere gittiğimde falan. O yüzden dedim daha çekmeyeyim. Kendimi de çok böyle kasmayayım, streslemeyeyim. Öyle yani. Orada da sağ olsun siz güzel insanlar. Yazdınız, ettiniz, görüşelim, edelim falan diye. Ama gerçekten böyle hani ailece gittik. Hani Büşra, ben gittim, Tuğba geldi falan. Hani hep kuzenler gezdiğimiz için hiç öyle buluşma falan düşünmedim. İnşallah yazın falan da gitmeyi düşünüyorum. Hatta böyle 2-3 ayda bir falan gideceğim artık. Çünkü gerçekten çok güzel vakit geçirdim. O zaman bir gün birinde mutlaka buluşma yapacağım orada da. Fleur Mar'ın Passionate Dots koleksiyonundaki Invisible Powder'ını uygulayacağım. Ama bu normal transparan pudrası. Sadece koleksiyon adına böyle isim değişikliğiyle çıkartmışlardı. Bunu göz altlarıma uyguluyorum sadece. Yani siz buna hiçbir renk de sürmeyebilirsiniz. Normalde bırakabilirsiniz ama bakar mısınız? Yani bu şekilde göz rengi daha çok belli oluyor. Şimdi gözümün altını böyle bu kalemi dağıtıyorum öncelikle. Tamam, şimdi kırmızı rengi alalım. Sadece bu üstte kırmızı uyguladığım yerlere altta da aynı şekilde kırmızı uygulayacağım. Sonra bunu temiz bir fırçayla dağıtacağım. Sonra göz pınarıma benim şu dünyada en sevdiğim farlardan olan Essence Melted Chrome Eyeshadow'larından gümüş rengini uygulayacağım. 4 numara. Arkadaşlar böyle bir pigment yok ya. Gerçekten ben böyle her sürdüğümde şok oluyorum. Bu kadar güzel bir pigment olabilir mi diye.
Bunu şimdi göz pınarlarıma uygulayacağım. Direkt zaten rengini veriyor. Çok güzelsin ya. Bitirmenle devam edelim. Kaşlarımı Benefit'in Goof Proof Brow Pencil ile dolduracağım ama şöyle uçlarını sadece boşluk kalan yerlerini böyle kalemle değdiriyorum. Flormar'ın Sculpting Kit'indeki bu bronzer'ını uygulayacağım. Çok az ama gerçekten böyle makyajımız ön planda olsun. Sadece şu yüzümdeki bu beyazlık geçsin istiyorum. Inglot'un allığını uygulayacağım. Dünyanın en güzel allığı ama numarasını bilmiyorum. Yani arkada da yazmıyor. Bunu yanaklarıma uyguluyorum. Highlighter olarak da NARS'ın highlighter'ını uygulayacağım. Highlighter'ı acımayın kızlar. Bolca sürün yüzünüze. Nasıl bu yılbaşı? Bu highlighter dünyadaki en güzeli olabilir. Çünkü ıslak gösteriyor bildiğin. O yüzden çok beğeniyorum bunu. Ruj olarak da Making Kinda Sexy rujunu uygulayacağız. Ve makyajımı bitirdim. Ya çok hoşuma gitti. Ay, ya böyle her video sonrasında kendimi övmem peki. Ama gerçekten çok beğendim şu ruj. Evet kızlar, eğer bu makyajı yaparsanız benimle paylaşın. Bu makyajı yapıp benimle paylaşan kişileri ben de Instagram'da yayınlayacağım. Çünkü çok beğendim ve sizin de eminim benden çok daha güzel yapacağınızı düşünüyorum. Lütfen deneyin ve benimle paylaşın. Beni etiketlemeniz yeterli Instagram'da paylaşmam için. Evet, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu yıl geçirdiğiniz en kötü yıl olur ve ileriki yıl, yani bu yıllar 2018'de geçmişte yaşadıklarınız, yani yaşayabileceğiniz en kötü şeyler olur ve bir daha hiç yaşamazsınız ve hep çok güzel şeyler sizi beklesin. İnşallah her şey hepiniz için çok iyi olur. Benim için de aynı şekilde. Hepinizi çok öpüyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel kalın. Hoşçakalın.